göremedim. Doğru değil. Doğru değil. Ve bizim Enerji Kentler Birliği'miz. Evet, burayı hem gezmek, burada hem de faydalanmak açısından. Kesinlikle. Tabiatı bozmadan burada bir şey yapabilir. Üç güzellerin olduğu yere arkamız dönersek daha güzel bir peyzaj çıkabilir fotoğraf için. Evet. Onu mümkün olsun demeyelim. Su olmuş ne? Biz kurtarıyor yani şeyi. Evet. Herhangi bir şekilde burada suyu deldi. Biraz sıcak da okuması kolay. Bu ağzı geniş olanlardan birisi. Koydular mı? Söylüyorum zaten. Bir şey adamıdır ya. Aynı özelliklere sahip. Yani sıcak su çıkışı çok. İnşallah görüşürüz dedim. Bu bölge çok önemli bir yer. 2015'te bir TÜBİTAK projesinin sonuçları olarak Balıkesir Üniversitesi ile birlikte bir çalıştay düzenlendi ve o çalıştayda jeopark fikrini dile getirdik ve belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın da katıldığı o toplantıda bakanlık yetkilileri de vardı. Buranın jeopark olabilme potansiyelinin yüksek olduğunu anlatmış, tartışmış ve bunlar yazıya geçirmiştik. Zaman içerisinde önemli sahayla alakalı düzenlemeler olmuş. Ondan bu yana ziyaretimiz ama burası önceki halinle arazi pozisyonundan şu anda bir jeoparkın jeosity haline dönüşmüş bir vaziyette. Bu önemli bir gelişmedir. İla Madra Jeoparkı ümit ediyoruz. Ulusal jeopark oldu zaten. Küresel jeopark da olacaktır. Bu büyük zenginliği var. En önemli zenginliği de yerel yönetimlerin, başta buranın belediye başkanı, Sındırga Belediye Başkanı olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı ve büyük ekibinde bu konuda ısrarlı, kararlı, samimi olmalarıdır. Bunun gelişmesini UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olarak da çok şiddetle destekliyoruz. Çünkü ülkemizin görünürlüğü olacaktır. Basının da buralara ilgisinin devamlı olmasını, doğa koruma konusunda, kamuoyunun bilgilenmesi konusunda çabaların artmasını diliyoruz. İla Madra Jeoparkı'nın en önemli ve unik noktalarından bir tanesi, yani dünyada eşiri benzeri olmayan aktif ve pasif traverten konilerinin, bacalarının ve teraslarının olduğu yere geldik. Ve burada hem Sındırgı Belediye Başkanı, aynı zamanda İla Madra Jeopark Belediyeler Birliği Encümen Üyesi Ekrem Yavaş Başkanımızın başkanlığında Jeopark Koordinatörümüz Profesör Doktor Recep Efe ve sahaya çalıştaya katılan diğer bilim insanlarının bilgi birikimleri ve tecrübe paylaşımları söz konusu oldu. İla Madra Jeoparkı, Sındırgı Kisralan Jeositinin olduğu yerdeyiz. Buradaki yüzey şekilleri hakikaten görülmeye değer. Binlerce metre derinlikten 100 dereceyi bulan bir sıcaklıkta yer üstüne su çıkıyor. Ve bu suyun oluşturduğu milyonlarca yılda oluşturduğu şekiller var burada. Bunlar ancak yerin altındaki 10 bin metre altında ne var ne yok aslında incelendiğinde bize onu gösteren ve sadece bugün Atlas Okyanusu'nun derinliklerinde görebileceğiniz farklı şekiller. İşte bizler burada bir fikirle Balıkesir'in tamamında Çanakkale ve Bergama'yı içine alan bir jeopark projesi, İla Madra Jeopark projesini geliştirdik. Balıkesir Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi ve 23 belediyeyle bir jeopark belediyeler birliği de kurduk. Ve şu anda ulusal, burası jeoparklar ağına alınmış oldu. Bugün de Türkiye Ulusal Jeoparklar Ağı Komite Başkanı Nizamettin Kazancı ve üniversitelerdeki Zonguldak, Pamukkale gibi farklı yerlerden hocalarımız burada birlikte olduk. Onlara bölgeyi tanıttık, buranın ne olduğunu. Yani işin aslı şu aslında, bir yerel kalkınma modeli olarak jeoparkın önemi. Halkın geçim kaynaklarını arttırabilme, dışarıdan insan getirebilme, yeryüzünde oluşan şekilleri insanlara tanıtabilme. Böyle bir farkındalıkla dünyadaki 174 tane jeopark ağından birisi olma noktasında Türkiye'nin ikinci uluslararası jeoparkı olma yolunda ilerleyen bir yer. Ulusal olduk. Şimdi inşallah yakın zamanda uluslararası bir jeopark ağına dahil olmak temennisiyle bir halkımızın geçimini, güzelliğini,
Burada konforunu arttırabilmenin yol ve yöntemi, yani yerel kalkınma modeli olarak İda Madra Jeopark projesi ilçemize çok şeyler kazandıracak. Girişimine başlıyor. Yani köşeye arkasındaki tekne yapıldı. Aşağı doğru 1500 metrekarelik bir alana sahip. Jeotermal su buradan.